Allah'ım sen koru ya Rabbi. Çalışmış olduğunuz iş yerinde o esnada bir müşterimiz gelip aracın harareti yüksek olduğunu söyledi. Biz aracında sadece kaputu açıp kontrol etmek amaçlı kendisine söyledik. Kaputu açtığımız esnada bir anda aracın patladığını, çok istem dışı bir şey olduğunu, bir anda haznenin patladığını gördük ve kolumuzu ve vücudumuzu, yüzümüzü kolladık. Olmadık bir sebep oldu. Biz de çok üzüldük. Kaçıncı derecede? Birinci derece. Hastane... Evet. Hastaneye direkt ambulansla geçtik. Ambulansla? Tabii ambulansla geçtik o sırada. Yani buna şükür diyoruz. Çünkü yüzümüzü kolladık o esnada. O anki refleksimiz bizi kendimizden kurtardı. Yüzümüzü ve sadece elimizde olan yanıktan dolayı yüzümüzü kolladık. Buna şükürler olsun diyoruz. Dikkat etmek daha amaçlı. Daha sonradan koşuyordunuz. O sıcaklığın vermiş olduğu sıcaklıktan dolayı kendimi direkt suya atma icabında bulundum. Soğuk suya burada kendimi 10 dakika, 15 dakika soğuk suda kendimi tuttum. Gerçekten çok üzücü bir şey. Müşteri de zaten kendisi de çok üzüldü. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Yani şu anda tedavi görüyorum zaten hastanede her gün. Çalışamıyorsunuz mu? Ya çalışamıyorum tabii. Tamam işte Hakan Usta, şimdi bunu buradan çıkaralım ki arızalı parçayı alalım. Devam ediyoruz işe. Arızalı parçalarımızı da çaldık. Sapa'ya da alacağız. Sapa götürdün mü Gülay? Sen çekiyor musun? Abi bunu buradan böyle alacağız. Sen çok kendini yorma. Ben gereken her şeyi yapacağım. Yani yeter ki bir şey yapacağız. Her şeyi yaparız. Hepsini yaparız. Yetiştir, dişler olur.